19. yüzyılın ortasında okyanus haberleşmenin en büyük engeliydi. Kıtalar arası bir mesaj haftalar alıyordu. Çözüm Atlantik tabanına uzanan bir telgraf hattıydı. 1858'de kurulan ilk hat yalnızca birkaç hafta çalıştı. 1865'te ikinci deneme kablo kopunca yarım kaldı. 1866'da Dev Great Eastern gemisi yeniden denize açıldı. Valentia adası ile Hearts Content arasına kalıcı transatlantik kablo serildi. Mühendisler deniz tabanındaki gerilimi hassas makaralarla denetledi. Kopan önceki yılın kablosu yaklaşım kancalarıyla bulunup yüzeye alındı ve onarıldı. Böylece iki hat birden devreye girdi. Tekniğin kalbinde bakır çekirdek, onu saran gutta perka yalıtım ve çok katmanlı çelik zırh vardı. Bu yapı derin Atlantik basıncına ve aşınmaya karşı kabloya dayanıklılık sağladı. Kıyı istasyonlarında Morse sinyali netleşti. Londra ile New York arasındaki haber gemiyle haftalar alan yolu dakikalara indi. Etkisi derindi. Ticaret ve sigorta aynı bilgiye yakın zamanda ulaştı. Borsalar fiyat farklarını hızla kapattı. Diplomasi ve basın uluslararası gelişmelere gecikmesiz tepki verdi. Kısaca 1866'da denizin altına konan bir çizgi iki kıtayı ortak ana bağladı. Modern küresel iletişim ağının omurgası böyle kuruldu. Daha fazla tarih için son mühürü takip edebilirsiniz.